Merhabalar, Işıl'la Pratik Bilgileri hoş geldiniz. Gün içerisinde bazen kan şekerimiz çok düşüyor. Bazen ferahlık istediği nokta olabiliyor. Su mu içsem, soğuk bir şey mi yesem, ne yapsam dediğimiz noktalar oluyor. İşte o zamanlarda hazır ürünlerden uzak durmamız gerektiği bir dönemdeyiz. Malzemelerin içerisinde neler var, neler kullanılıyor çok da emin olamıyoruz. Özellikle de çocuklarımıza ev yapımı ürünler vermemiz daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. O nedenle sizle de ufak bir paylaşımda bulunmak istedim. Şimdi meyveli yoğurt yapımı. Evimizde meyveli yoğurdu nasıl yaparız? Öncelikle taze ürünlerden tabii ki faydalanabilirsiniz. Ancak lezzet açısından çocuklar özellikle daha tatlı ürünleri tercih ediyorlar, beğeniyorlar. Siz de evinizde yapmış olduğunuz reçelinizi bir miktar yenecek kadar, hani çocuğunuzun ya da kendi nefsinizi körleyecek kadar diyelim, kaseye alıyorsunuz yoğurdunuzu. Yalnız şimdi çocuklar çok net ayırt edebiliyorlar bazı şeyleri. Hazır ürün havasında olsun isterseniz eğer bir çırpıcıyla onu tamamen homojen hale getirmeniz gerekmekte. Şu şekilde. Çünkü çocuklar her şeyi çok dikkatle inceliyorlar. Bu hazır gibi değil diyebilir. Lezzeti aynı değil diyebilir. Dolayısıyla biz önlemimizi alalım. Evet. Yoğurdumuz hazır. Şimdi buna ilaveten ben evde yapılmış İsteğe bağlı olarak miktarını sizin belirleyecek olduğunuz reçelimden. Elimde şeftali reçelim vardı. Pardon, ayva reçelim vardı. Şeftali nereden çıktı diyeceksiniz. Ayva reçelimden karıştırıyorum. Renk olarak da oldukça güzel. Parçacıklarının olması benim çok hoşuma gidiyor genellikle. Çocuklarımızın da hoşlanacağından bu tip gıdalardan eminim. Onlara bir kupada bir şeyde hani servis yaparsanız inanın çok hoşlarına gidecektir. Efendim işte 2 dakikayı belki biraz geçen sürede meyveli yoğurdumuzu hazırladık. Ev yapımı reçel ve yoğurdumuz sizlere sunuldu. Afiyet şeker olsun, sağlık olsun.